Herkese selam arkadaşlar. Hepinize Exit'e hoş geldiniz. Üniversite eğitim modellerini açıklamaya devam ediyor ve biz de size bunları hızlı aktarmaya devam ettik hafta boyunca. Ama dünkü toplantıdan sonra yüz yüze eğitimle ilgili üniversiteler hemen bir araya geldi. YÖK Başkanı Erol Özvar özellikle bu konuda üniversitelerde ricada bulunduğu yüz yüze eğitim yapabilme imkanlarının zorlanması yönünde ve bu imkanları kötüye kullanmama üzerine bir bildiri de bulundu arkadaşlar. Ve üniversiteler hemen acil toplanarak YÖK kararı üzerinden yüz yüze eğitim açıklamaları gelmeye başladı. Örneğin şu an görüyorsunuz, Kültür Üniversitesi hibrit demiştik. Bu dünkü toplantıdan sonra yüz yüzeye çevirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı. Hatta Muğla Üniversitesi yüz yüze eğitim yapacağını, aşı yapan öğrencilere, iki doz aşısına olan öğrencilere çekiliş yapacağını, tablet vereceğini söyledi. Işık Üniversitesi öğrencilerine mesaj göndererek yüz yüze eğitimle ilgili düşüncelerini sordu. Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay'da yüz yüze eğitim yapacağını açıkladı arkadaşlar. Şimdi arkada yine üniversitelerimiz dönmeye devam ediyor. Ben size dünkü toplantıda birazcık toplantının detaylarıyla ilgili ne konuşulduğunu söyleyeceğim. Siz arkada üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim yapacak açıklama yapan üniversiteleri şu an görüyorsunuz. Dünkü toplantı arkadaşlar ya biraz bit pazar olayına döndü. Hani çeşitlilik o kadar çok oldu ki ben %25 yapacağım, ben %10 online yapacağım, ben %25 online, ben çatıda eğitim yapacağım gibi böyle değişik değişik olunca zaten üst yönetimde bir sıkıntı olmuştu. Ben size toplantı öncesinde bunu söylemiştim. YÖK'ten asıl YÖK'ün istediği hani eğitimde öyle raporlar geliyor ki YÖK'e, ben bunu size çok açık söyleyebilirim. Yani kalite, eğitim kalitemiz zaten normal şartlarda iyi değildi eğitim kalitemiz. Ve bu kalitemiz online'a geçiş pandemi dönemiyle zaten daha aşağılara indi ve yapılan araştırmalar daha kötü olduğu belli. Bu Cumhurbaşkanlığı'nda da kabine toplantılarında da çok konuşulan, raporlar sunulan bir durum. Bundan dolayı yüz yüze eğitim yapmalarında ısrarcı YÖK. Yani mümkün olduğu imkanları zorlayın, yüz yüze eğitimi destekleyin açıklamaları geldi. Zaten iyi üniversiteler hani yüz yüze eğitimi yapacağı açıktı. Diğer üniversiteler biraz durumu karıştıran diğer üniversiteler oldu. %5'ini buradan yapacağım. Ya böyle kuru yemişçi gibi %5 buradan, %10 buradan. Asıl soslu alayım tarzı böyle döndüğü için bir sıkıntı oldu. Dünkü toplantıda yüz yüze desteklenmesini istendi. Bu yönde planlamalar yapılması, aşının desteklenmesi ve hatta bir alt bilgide daha ilerleyen zamanda biraz yaz sezonunun geçmesiyle aşıların girişi çıkışı ile ilgili biraz kolaylık sağlanması gibi bir durumunda olabileceğini ben size şimdiden söyleyeyim. Hani böyle bir alt bilgi olarak söyleyeyim. Sınıflarında arkadaşlar iyi havalanması, sınıfların daha çeşitlendirilmesi gibi önerilerde bulundu. Şimdi videomuzun sonuna doğru giderken yine üniversiteler dönüyor. Benim naçizane bir fikrim bu konuda, değerlendirmem. Üniversitelerin birazcık daha bu eğitime yatırım yapmaları gerekiyor. Yani 2 liralık kalemi 10 lira gösterip aradaki kardan para kazanmak gibi böyle durumlardan ziyade sınıflarını çeşitlendirip sınıflarda kamera sistemleri kurup eş zamanlı eğitim vermeleri bu dönem için en sağlıklı durum. Eğitim kurumusunuz, yenilikçi kararlar alabilirsiniz. Yani cumartesi pazarı da dahil edebilirsiniz. Örneğin üniversitelerde herkes bildiği üzere cuma, cumartesi, pazar neredeyse ders yok gibidir. Bunlar çeşitlendirilebilir. Ders saatleri birazcık daha aşağı çekilebilir. Yeter ki eğitime önem verilsin. Yani bunlar ticarethane yapmak için yapılmış işler göstermemek çok sağlı. Burası eğitim kurumu. Burada yenilikçi, değişik fikirler çıkması gerekiyor. Bizim burada kanalda konuştuğumuzun üstüne daha iyi toplantılar yapıp bunları değerlendirmeleri gerekiyor. Bu da benim naçizane fikir ve görüşlerim arkadaşlar. Arkada videolarımız dönmeye devam edecek. Şehirlerimizin güzel görüntüleri ve üniversitelerimizin kararları ile ilgili. Bizlere abone olup desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın ve kanalımızda diğer videolara da misafir olmayı unutmayın. Şimdi ben sizi güzel bir şarkıyla diğer üniversitelerimizin kararlarına baş başa bırakıyorum. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı günler diliyorum.
a brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side.